Hocam, kanser hastaları neyi tetikliyor bu hastalık? Ani stres, ani başına gelmiş bir üzüntü veya çok endişeli pozisyonlar ve genetik etkenler, bunların hepsi bir araya geldiği zaman kanser oluşumunu tetikleyebiliyor. Ama normal şartlarda da hani illaki çok stresli bir ortamda yaşıyorum, çok stres yaşadım, ben kanser olacağım diye bir şey yok. Ama biz geri dönüp hastaları anamnezini, yani hani bulgularını değerlendirdiğimizde bu dönemlerde çok stresli bir yaşantıda bulunduklarını görmekteyiz. Maalesef kronik alışkanlıklar, kötü alışkanlıklar dediğimiz sigara kullanımı, kötü beslenme, dengesiz beslenmeler, bunlar da kanser hastanın oluşumunu tetikleyen faktörler, dış faktörler diyebiliriz. Biraz daha insanların bağışıklık sistemini güçlendirmesi gerekiyor. Kesinlikle. Bağışıklık sisteminin güçlenmesi gerekiyor. Kendimize çok dikkat etmemiz gerekiyor. Sağlıklı beslenmemiz gerekiyor. Bunlar önemli kanserin oluşmasını engellemek için. Ama işte artık organik beslenemediğimiz için maalesef, her şekilde. Maalesef. Yok. Hele şehir hayatında bu sefer daha çok endişeye kapılıyoruz. Yani hani şunun organiği, bunun organiği derken hiç ummadık şekilde farklı bir yerden satın aldığımız şeylerin içerisinde bir sürü kimyasalla karıştırılmış kesinlikle yiyeceklerimiz hocam var yani. Kesinlikle maalesef hocam. Bilinçsiz bazen alabiliyoruz. Maalesef. Fast food türü, saklama ömrü uzun olan satın aldığımız şeyin, ürünlerin raf ömrü uzun olanları almamamız gerekiyor. Evet. İşlenmiş gıdaları çok fazla tüketmememiz gerekiyor. Ama hemen maalesef alıyorsun, suda karıştırdım, hemen yemek oldu. Evet. Şunu yaptım, buna, yani onların içerisinde koruyucu kimyasalları geçtiğimiz daha çok talep çok görüntü, fazla maalesef. Evet. Çok şey yapıyor, göz alıcı oluyor ama maalesef bunlar tetikleyebiliyor hastalığı. Herkes maalesef için demeyelim ama tabii ki pandemi obezite önemli. Kesinlikle. Obezite özellikle çocuk yaşta beslenme alışkanlığının düzelmemesi, düzenli olmaması obeziteyi tetikliyor. Obezite de ilerleyen zamanlarda bir sürü hastalığı beraberinde getiriyor. Bunu da diyebiliriz. Evet. Önemli. Halk arasında yine şöyle bir şey var. İşte atıyorum, ben düştüm, ödem oldu, ödemde ben umursamadım ama bu ilerleyen zamanda ödem bana kansere çevirdi gibi bir deyişler oluyor. Onlar bu çok geliyor ama onlar ne oluyor biliyor musunuz? O zaten sessiz kalmış vücuttaki o kanser dokusu, o düşmeyle teşhis konacak hale geliyor. Yani o düştün, o kırılmadan sonra geri dönüp o görüntülemeleri aldığında orada tümör hücresini görüyorlar. Aslında onlar şanslı gruptalar. Yani hani bu travmayla birlikte hastalık ortaya çıkıyor. Farkındalığı mı? Evet, değil yani. Evet. Mesela bazı hastalarımda var, işte yaklaşık 10 yıl kadar önce bir hastam vardı. Bir trafik kazası geçiriyor. Trafik kazası sonrasında arabası pert oluyor, oradan kazara çıkıyorlar ve bir bakıyor, bütün görüntülemeleri yapıyor. Rahim ağzı kanseri ve çok ileri evrede. Yani birden vajinal kanamalarla hasta gelmişti. Yani bu o anda, o kaza geçirildiğinde o tümör olmadı, o tümör zaten vardı ama sessiz duruyordu. Ondan sonra bu travma onu bizim ortaya çıkmasına sebep olmuş olabilir diyebilirim. O zaman bu ağrı olmuyor mu? Genelde yani ağrısızdır. Tümör hücresi maalesef ağrısız seyreder. Memede, mesela memedeki kanserlerde memede ağrısız kitle deriz. Biz ağrılı evet olanlardan çok korkmayız. Ağrısız, sinsi sinsi bir yerde öbek öbek bloklaşmış hücre topluluğu, doku topluluğu, yağ bezesi gibi olan birikintiler ağrısız olduğu için zaten çok dikkatimizi çekmez evet bizim. Ağrısız kitleler bulunduğu yer, eğer tümörün yerleştiği yer sinirlere yakınsa o zaman ağrı hissediyor hasta. Veya o tümörün yerleştiği yer kan damarlarına yakınsa damarlarda açılmalar oluyor ve hastada kanama olabiliyor. Yani bağırsağın içerisinde ise bağırsakta delinmeler ve bu sefer hani hastada ani işte cerrahi girişimlere sebep olabiliyor. Ama kenarda kıyıda bulunmuş birisi bir kitle zaten ağrıya sebep olmuyor. Ağrısız kitleler maalesef.